Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de DNA'nın replikasyonunu animasyon üzerinden anlatmaya çalışacağım size. Biliyorsunuz DNA çift zincirli ve sarmal yapıda. DNA'nın nükleotitleri fosfodiester bağları ile birleştiğinde e, polimer bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani poliniklotit yapıda. Bazıları adenin timin guanin sitozin adeninle timin ikili guanin sitozin üçlü hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanmış durumda. Fakat DNA'nın antiparalel olduğunu görüyoruz. Yani birbirine paralel gibi gözükse de zıt yönde ilerleyen iki tane iplik görüyoruz. Şimdi bu ne demekti hatırlayalım. Buradaki zincir arkadaşlar 5 üstünden 3 üstüne doğru ilerliyor. Bunun tam karşısındaki zincir ise 3 üstünden 5 üstüne doğru ilerliyor. Ne demek bu? Biliyorsunuz nükleotitlerin yapısında DNA'da deoksiriboz dediğimiz 5 karbonlu bir şeker var. Bu 5 karbonlu şekerin karbonlarını işaretliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. karbon olarak 5. karbondan üçüncüye doğru bağlanma oluyor. Buradaki zincirde aralarında fosfodiester bağları bu şekilde kuruluyor. O yüzden biz bu zincire 5 üssü 3 üssü yönünde ilerliyor diyoruz. Peki karşı zincirde durum nasıl? Buradaki zincirde ise buradakinin tam tersine 3. karbondan 5. karbona doğru ilerleyerek aralarında fosfodiester bağları kuruluyor nükleotitler arasında. Dolayısıyla bu zincirde biz 3 üssü 5 üssü yönünde ilerliyor diyoruz. Şimdi bu 3 üssü 5 üssü ve 5 üssü 3 üssü yönleri eşlenmede çok çok önemli. Önce arkadaşlar replikasyondan önce helikaz dediğimiz enzim hidrojen bağlarını koparıyor. Ökaryot hücrelerde birçok replikasyon orijini açılır ve helikaz hidrojen bağlarını kopararak iki zinciri bir fermuar gibi açar. Şimdi bu zincirlerden arkadaşlar buradaki dikkat 3 üssü 5 üssü yönünde ilerleyen zincir. Karşısına yeni zincir hangi yönde yapılacak? 5 üstünden 3 üstüne doğru giden bir şekilde yapılacak. Ve DNA polimeraz işte 5 üstünden 3 üstüne doğru yeni zinciri oluşturabilecek yetenekte. Bunun tam tersini yapamıyor. Şimdi görelim nasıl yapacağını. Bu zincirimiz eski zincir 3 üstü 5 üstü yönündeydi bakın. Replikasyonun başlayabilmesi için primer dediğimiz RNA nükleotitleri ekleniyor önce. Sonrasında artık e, bu ipliğin karşısına yeni DNA ipliği DNA polimeraz tarafından oluşturulacak. Nasıl bir yetenekteydi DNA polimeraz? 5 üssü yönünden 3 üssü yönüne doğru ilerleyebiliyordu. Bakın 5 üssünden başladığı 3 üssü yönüne doğru kesintisiz bir şekilde ileriye doğru sentezini yapabiliyor bu zincirde herhangi bir problem yok. Şimdi Biraz sonra karşıdaki zinciri göreceğiz. Bakın, kesinti yok, parça yok. 5 üstünden 3 üstüne doğru ilerledi. Şimdi karşı zincire bakalım. Eski iplik yukarıda 3 üstü 5 üstü yönündeydi. O zaman şuradaki eski iplik nedir? 5 üstü 3 üstü ipliğidir bu tarafa doğru ilerlediği için. Bunun karşısına yapılan yeni iplik ne olacaktır? 3 üstü 5 üstü yönünde ilerlemek durumunda. Fakat DNA polimeraz ne dedik? 3 üstünden 5 üstüne doğru ilerleyebilen bir yetenekte de değil. O yüzden ne yapacak arkadaşlar? 5 üstünden 3 üstüne doğru bir parça oluşturacak. Sonra tekrar 5 üstünden 3 üstüne doğru. Sonra tekrar 5 üstünden 3 üstüne doğru parçalar halinde yeni ipliği oluşturabilecek. Hangi zincir? 3 üstünden 5 üstüne doğru ilerleyen yeni zincir bu şekilde oluşturulacak. İşte bu parçalara Okazaki parçaları diyoruz. Sonra bu okazaki parçaları birleştirilecek ligaz enzimi sayesinde ve böylece de yeni iplik oluşmuş olacak. Şimdi görelim. Eski ipliğimiz 5 üstü 3 üstü yönünde ilerliyor. Yeni ipliğimiz 3 üstü 5 üstü yönünde ilerlemek durumunda. Şimdi önce yine replikasyon için primer dediğimiz RNA nükleotitleri eklendi. Şimdi DNA polimeraz 5 üstü yönünden 3 üstü yönüne doğru bakın ne yapacak? nükleotitleri ekleyecek. 5 üstünden 3 üstüne doğru. Geriye doğru bakın sentez yapıyor. Halbuki yukarıda ileriye doğru yapmıştı sentezini. Yukarıda kesintisizdi. Burada kesintili olarak yaptı. Bakın primer eklendi sonra tekrar bir parça daha. 5 üstünden 3 üstüne doğru ilerleyen bir parça daha. Parça 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 şeklinde ilerledi. Sonra aradaki bu RNA nükleotitleri çıkarılıp yerine DNA nükleotitleri ekleniyor ve bu Okazaki parçaları ligaz enzimi sayesinde birleştiriliyor. Şimdi sıra ligaz enziminde bakın. Ligaz enzimi bu parçaları birleştirdi ve artık eski bir tane DNA'nın yerine iki tane DNA oluşmuş oldu. Şu eski iplikleri azot 15'li olarak işaretlediğimizi düşünelim. Bu da öbür eski iplikti. Yeni iplikler eğer azot 14'lü ortamda eşlenmişse ne olacaktır arkadaşlar? Eski iplikler ağır azotlu yani ağır e, azot 15'li. Yeni iplikler ise azot 14'lü yani normal azotlu olacaktır. Yine buradaki iplik azot 15'li karşısındaki azot 14'lü olarak oluşacaktır. Replikasyon ne zaman yapılır? İnterfaz dediğimiz hücre bölünmesinden önceki evrede hatta onun da S evresi dediğimiz evresinde yapılır. Onun dışında arkadaşlar DNA eşlemesi olmaz. DNA eşlenmesi demek ki bölünebilen hücrelerin bölünme öncesinde yapılabilen bir olay. Umarım replikasyon olayını animasyon üzerinden daha iyi anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.